Birodarlar, ayol kişi Alloh taolaning huzurida oliy bir manzilatlarga, maqomlarga yetishligi mumkin. Uni ayol bo'lishligi mana shu narsadan to'sib qola olmaydi. Minglagan erkaklardan manzilatda fazilatda yuksak bo'lishligi mumkin. Bu aynan haqiqat. Endi ayolni endi hech qachon erkak kishilarga bo'lmaydi. U past bo'ladi degan o'lchov bu johiliy o'lchov bo'ladi. Chunki shunday bir sahobiy ayollar bo'lganki, bular qilgan ishni erkaklar qila olmagan kerak bo'lsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan Uhud g'azovatdan qaytar ekan, ana shu sahobiy ayollardan biri otasini o'lgani xabari keldi. Bilasizlar, bu Uhud g'azovatida musulmonlar mag'lub bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari shirinib, tishlari singan. Shayton Muhammad o'ldi deb baqirgan edi. Mana shu xabar tarqagan edi. Vaholanki yolg'on edi bu. Ana shu musulmonlardan, sahobiyalardan bo'lgan ayol musulmonlar jang maydonidan qaytib kelar ekan, Rasululloh tinchmi deb so'radi. Otasini o'lgani xabari keldi. Bu ayolning so'zi nima bo'ldi? Rasululloh tinchmi? Inisini vafot etgani xabari keldi. Rasululloh tinchmi deb so'radi yana. O'g'lini o'lgani xabari keldi. Rasululloh tinchmi deb so'radi. Qarang birodarlar, qanaqa musibat ustiga musibat kelyapti, lekin Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbatni balatligidan mana shu yaqinlari o'lsa ham Rasululloh tinchmi deb turibdi. Eri o'ldi. Shunda ham bergan savoli, erini o'lgani xabari kelganda ham Rasululloh tinchmi dedi. Bu qanaqa ayollar bo'lgan ekan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zini sog' salomat ekanini ko'rib, joni tinchidi. Payg'ambarimiz oldiga kelib turib, "Yo Rasululloh, siz omon bo'lsiz bo'ldi. Boshqa hamma musibatlar hech narsa emas" dedi. Bu qanaqa ayollar bo'lgan ekan? Shuning uchun aytyapmiz, ayol kishi Alloh taolaning huzurida manzilati oliy bo'lishi mumkin. Bu aynan haqiqat. Agar ayol kishi Robbisini tanisa, hukmida qoyim bo'lsa, Alloh taolo bu ayolga yuklagan vojiblarni chiroyli suratda ado qiladigan bo'lsa, albatta erkaklardan o'zib ketadi. Birodarlar, har bir ayol qahramon bo'lishi mumkin. Har bir ayol jannatni 8 ta eshigidan kirishi imkonini topishi mumkin. Har bitta ayol erkaklardan o'zib ketishi mumkin. Chunki hadisda aytildi-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatni halqasini birinchi bo'lib men ushlayman dedi. Shunda bir ayol kelib tortishib, mendan avval kirishni xohlaydi. Payg'ambarimiz aytadilar, men aytdim, "Ey Jibril, bu kim?" Jabroil alayhissalom javob berdi, "Eri o'lib, farzandlari bilan qolgan va shu bolalarini deb turmush qurishni tark qilgan ayol" dedi. Rasululloh bilan jannatga kim birinchi kiradi tortishyapti. Bu hadis Jami'us Sahirdan Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Demak, ayol kishi Alloh unga yuklatgan vazifalarni chiroyli ado qiladigan bo'lsa, albatta erkaklardan o'tib ketadi. Albatta ancha muncha erkaklardan o'tib ketadi. Demak, birodarlar, ayol kishi ham erkak kishining singari taklifotlarda yelkasiga qo'yilgan vazifalar, mas'uliyatlarda erkaklar bilan barobar bo'ladi. Albatta, endi ayollarga o'ziga xos vazifalar beriladi islomda, erkaklarga o'ziga xos. Ammo hozirgi kunga kelib turib, birodarlar, turmushni qarasanglar, erkak bilan ayolning farqi qolmaganga o'xshaydi ayrim holatlarda. Erkak qiladigan ishni ayollar qilib yurganini ko'rasiz ko'chalarda, ayol qilish kerak bo'lgan ishlarni erkaklar qilib o'tirganini ko'rasiz. Qayerda? Uylarda. Birodarlar, ayol bu muqaddas. Ayolning o'rni muqaddas. Chunki u ona, u xotin, farzandlar tarbiyasini qiladigan ona, singil maqomida turadi. Endi-chi, hozirga kelib birodarlar, ayol kishi tovar bo'lib qolgan. Ya'ni tijorat mollarini o'tkazishlik uchun asbob bo'lib qolgan. Ya'ni har qanday sotmoqchi bo'lgan narsangiz ustiga yarim yalang'och ayolni suratini qo'ymasangiz sotilmaydi. Qo'ying shunaqa suratni, matoyingiz nima qiladi? Ajoyibdi, pechkani ko'rsangiz ham bitta ishtonni surish kerak. Zonti sotish kerak bo'lsa ham bitta ishtonni surish kerak. E'tibor beringlar-da, ko'zimiz o'lib bo'ldi. Ko'zimiz o'rganib bo'ldi. Bu narsani ma'siyatligini qabul qilmay surat yo'q ekanmi chi endi shunaqa. Ayollarda birodarlar, ana shu o'zlarini tijorat mollarini o'tadigan asbobga aylantirib oldi odamlar. Ayolning ishi bo'lmasa-da, ayolning o'rni bo'lmasa-da. Birodarlar, biz musulmonlar orasida yashaymiz. Masjidlar ochiq, namoz o'qishlikka hech kim qarshilik qilmaydi.
uyunda okuysam mı, meçhide okuysam mı, okur. Dersler kaim, kutubalar daimi bokturuptu, İslami kitaplar serap. Ama buradalar, şükürünü adaklı yapız mı? Hakla genince oku, hakla genince amel kıl, hakla genince ibadet kıl. Ama sahabalar yakınıka bu gen. Namaz okuyanı için öldürülgen onlar. Dinlerini sakalap kalışı için yurtunu taşar çıkıp geçtikçe, Habaşistan'a hicret kılışlıkça mecbur bu gen. Ular İslam yükünü kötergen. Ular İslam'da kötergen. Bizi İslam köter yaptı. Eğer bende Allah'ın razılığı için bir nesanı terk etse, elbette, elbette dünyaya ahirette Allah bu bendege o terk eden nesasından yakşırağını bir adam. Bir yigit, üylenişlikte pulu yok, hiç kendine necatam yok, ümitam yok, yürgen payette, zina yol açıladı. Ama Allah için bana şu nefsini tiyedi. Zinadan özünü ihtiyat kıladı, nefsiden keçedi. Bana şu kıyan iş için Allah da Allah şimdi bir adam bir yolunu verip koyadı. Bitti adam sabah bu kaladı, hatınligen buladı. Üyligen buladı, işligen, pulligen buladı. Ne mi için belirledi onge? Nefsini tiyenliği için, nefsini sindirgenliği için, Allah için ne medendir keçgenliği için? İsleyelik. Peygamberler tarihinden Musa aleyhisselam Medyen'e geldi. İkide kızını başka adamlar koylarını sugarayken de koylarını koşmasından çekede türgenliğini gördü. Karnı aç. Ayakları şınlık etken. Yurtudan kuğun güçle paytken. Halki iki kızlarını karasa koylarını sugarama yaptı. Erkeklerle aralaşmayasla. Sekin Bartı'da halki ala kızdı koyunu sugarıp abarı kaytarıp tapşırdı. Amanı dallayı kıldı. Sonra darakta ayı barıp dua kıldı. Rabbi İnni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Savobli ish qilib qo'ydi. Birorta qo'ydi shunday olib qolishi mumkin o'g'illik qilib. Nafsidan kechdi, qiyin bo'lsa ham savob ish qildi. Parvardigoro, sen menga tushiradigan xayriyatinga men muhtojman dedi. Atan aytgani yo'q, u muhtojlik nimaligini. Uydamodi, puldamodi, ish narsa demodi. Sen menga nima yaxshilikni tushursan, shu menga muhtojman, shunga muhtojman, shu narsa menga kerak degan edi. Seni menge çöreldiğin hayriyetini muhtaç mı dediğini? Mükafat kanaka oldu. Peygamberge küvab oldu mu? 10 yıl mahrege işler veresen dedi. Üyülüğü oldu mu? Üyem var. Coyan var. Hatenem var. Peygamberge küvab oluşluğu var. Şunun için ülkeler haram işten özümüzü tiyip vazgeçelik. Nefsimizi tiyip bir nesilden vazgeçelik de Allah için. Allah vazgeçkenimizden yakışır ondan sana elbette birader. Eğri murtad bop gitti, kafir bop gitti, dinden katkeni yok. Dini de sabit durdu. Kanaka küyanı verdi Allah da Allah, Ümmü Habibi anamızga. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.